bir cenaze vuku bulmuş. Akrabalardan biri vefat etmişti. Buradan cenazesini İzmir'den götürdük. Şimdi orada kadın tarafı akrabalar, erkek tarafı akrabalar bayağı kalabalık toplanmışlar. Tabii biz de kadın tarafı akraba oluyoruz. Derken bir sohbet yapıyoruz. Birisi var orada çeşit çeşit şeyler konuşuyor falan. Yanı başındakine sordum. Bu kim dedim böyle bu konuşuyor. O senin dedi teyzenin torunu olur dedi. Bizim akraba teyzenin torunu oluyormuş. Tabii o beni bilmiyor. Ben onu bilmiyorum. Dedim Almanya'dan gelmiş uçakla. Onlar da cenaze duymuşlardı falan. Şöyle bir sohbet açtım ben. Dedim isminiz dedim ne kardeşim dedim falan. Halil dedi. Halil dedim seninle biraz sohbet edelim. Yani kızım seni söylüyorum gelinim seni işit kabilimden. Yalnız Halil değil orada oturanların yerden fazla zaten namaz kılmıyor yani. Başında fötel var. Halil dedim sen namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Peki dedim şu fötel dedim yolda giderken bir rüzgar atsa yuvarlanıp gidiyor dedim. Bir vatandaş dedim onu tuttu. Çıkardım mendilini tozunu silkti. Buyurun bey abi dedi. Bunu dedim teşekkür eder misin yetmez misin? Tabii ederim adam insanlık görevi yapmış. Fotelimi tutmuş, tozunu silmiş, vermiyor. Tabii teşekkür ederim dedi. Peki Halil'ciğim, bir fotelin tozunu silip sana verene teşekkür etme aklın kabul ediyor da, fotelin altındaki kafayı veren Allah'a teşekkür etme niye aklın yapmıyor dedi. Namaz ona teşekkürdü, oruç ona teşekkürdü. İçki içmemek, kumar oynamak, zina yapmamak ona teşekkürdür. Bunu niye yapmıyorsun falan deyince, dedi ki benim dedi kalbim temizdir. Ben dedi namaz kılmam ama benim dedi kalbim temizdir dedi falan. İyi tebrik ederim. Kalp temizliği iyidir dedim ben. Yalnız hareketsiz olmaz. İbadet etmen lazım. Ben dedim akşam dedim bizim eve buyurun. Sana dedim bir 3-5 çeşit dedim yemek hazırlayayım. Yalnız bir şartta elin hareket etmeyecek. Kalbini temiz tutarak karnını doyuracaksın. Hayır. El hareket etmesi yok. Kalbini temiz tutacaksın. Karnını doyuracaksın. Bu sefer girmeye başladı. Dedi ben dedi kimsenin hırsında namusunda değilim falan dedi. Ben yalnız ibadet etmiyorum dedi. Ben geleceğim. İşte hiçbir şey yapmamak da suçtu. Sen şoför dedi, anlıyor musun dedim. Evet şoförüm dedi. Şimdi arabaya bindin gidiyorsun. Araba yuvarlandı. Canım ben bir şey yapmadım. İşte bir şey yapmadım ben yuvarlandı. Yol sağa döndü mü dedim. Sağa kıvıracaktın direksiyonu. Halim dedim ben. Sola kıvıracaktın. Baktım bir tehlike var dedim. Ben frene basacaktım. Öyle değil mi? Evet dedi. İşte aynı onun gibi. Ezan okundu mu namaz kılacaksın. Ramazan geldi mi oruç tutacaksın. İçki, kumar, zina dedi mi frene basacaksın dedim ya. Böyle olmazsan cehenneme yuvarlanırsın. Gayet basit dedim yani. Hesap meydanda. Şimdi hiç kimse konuşmuyor. Yahu dedi hoca ile beni kapıştırıyor. Hiç dedi beni yardım etmiyor. Ula hoca değil o dayım o falan dediler. Halil dedim Almanya'daki bütün dedim çalışan kimseler getirdi. Servetini sana verdi. Zengin oldun. Zenginin hesap yok. Ne yaparsın dedim. Bak ne yapacağını ben söyleyeyim de noksanlarını sen söyle dedim ben. Evvela deniz kenarında dedim bir köşk alırsın. Denize nazır köşk. Bir. İkincisi araba alırsın dedim taksi en güzel taksi kaç milyarsa basarsan para alırsın en son model taksi alırsın dedim. İki. Üçüncüsü son model dedim elbise alırsın. Oldu üç. Hanımını beğenmezsen çok yüksek dediğim şeyle hanımı boşayıp gençle bir hanım alırsın dedim ben. Oldu dört. Her üç öğünde de yemeklerinde et yemeği bulundurursun dedim. Oldu beş. Başka dedim noksan varsa söyle başka ne yaparsın? Para dedim hepsi var. Yani. Sen dedi bir şey koymadın dedi falan. Hepsini saydın dedi falan. Peki Azrail Aleyhisselam geldi. Enseyi tokada vurduğu an dedim. Etler dolapta kaldı. Taksi dedim evin önünde. Genç hanım sarayda kaldı. Elbiseler de dedim askıda. Halim dedim kefinden gitti dedim. Toprağın 1,5 metre altına ne kapı var ne pençere var. Orada namaz, oruç, ibadet sorulacak. Bu da yok. Sen bu kadar ahmak olur mu dedim ya biraz kafa çalıştırsana sen. Ama bu sene olmaz da 50 sene sonra olur. 20 sene sonra olur. Yani mutlaka gidilecek yer burası. Amen. Başka yol yok.